Kızım, zahmet etmene gerek yoktu. Ben zaten diyetteyim ve doktor Vecahat'ın yağlı yemesini yasakladı. Sorun değil, ben size diyet yemekler yapabilirim. Hem daha rahat yersiniz. Ne yazık ki bu konuda itiraz kabul etmiyoruz. Şimdi gidip yemek servisi yapayım. Maşallah, çok becerikli bir gelininiz var. Halime gibi bir gelin bulmak hiç kolay değil. Çok şanslısınız. Evet. Bir şeyler alın lütfen. Zerbap? Evet. Çok sessiz duruyorsun. Her şey yolunda mı? Hayır, büyüklerimiz konuştuğu için susuyorum. Bir fikrim var. Yemek yiyelim, sonra dışarıda oturup konuşuruz. Olur. Çocuklar için bir isim düşündünüz mü? Evet. Hatta annem onlara ilk günden bir isim buldu. Zerbap, annene haber vermedin mi? Aslında biz başka bir isim düşünmüştük. Nedenmiş? Koyduğum isimlerle sorununuz mu var? Yok, ondan değil ama Nevin onlar için isim düşünmüş. Ama genelde kız tarafı çocukların ismine kararı verir. Bilirsin, kızının çocukları olduğu zaman siz de isim vermişsinizdir değil mi? Hayır. Aslında Feyza'nın kayınvalidesi onlara isim verdi. Tamam, belki de bu gelenek onlarda yok ama bizde var. Bu sorun değil, olması gereken şey oldu işte. Beyefendi, şartlarımın çoğunu kabul etmedin ama sorun yok. Ben de çoğu şeyi kabul etmedim ve ayrıca sizi ısrar etmedim. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bunu kabul edin. Neymiş o? Benim bir kızım var. Onu çok sıkıntıyla gönderiyorum. Lütfen onu orada üzecek ve kıracak hiçbir şey yapmayın, olur mu? Hiç öyle şey olur mu? Neden onu üzmek isteyelim ki? Bilmiyorum. Ben sadece çok korkuyorum. Orada başına bir şey gelirse inanın bana sessiz kalmayacağım. Çocuklarla birlikte kızımı bu eve geri getireceğim, size söylüyorum. Neler düşünüyorsun? Kiran bizimle birlikte çok rahat edecek. Bunu size garanti ediyorum, hatta söz veriyorum. Bundan sonra Kiran'ın evimizde hiçbir sorunu olmayacak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm. Baba, nerede kaldınız? Kaç saattir sizi bekliyorum. Kızım, yengenin ailesi hadi bizi geçin. Yemeğe kalmaya zorladı, ancak gelebildik. Lütfen onları odaya götür. Yolda ama, uyuyamadılar. Ama sizin için yemek yapmıştım. Ve bütün yemekleri yengeme göre hazırladım. Tamam ama önce yengene bir hoş geldin de kızım. Selamun aleyküm yenge. Nasılsın? Seni ne kadar özledim biliyor musun? Gerçekten özledin mi, öylesine mi söylüyorsun? İyi de. Hayır, bunu öylesine demiyorum. İstersen abime sorabilirsin. Hatta bebekleri de çok özledim. Alayım abi. Fıstık, gel. Ne oldu? Aynı bana maşallah, benziyor. Maşallah. Dikkatli tut, düşürme sakın. Böyle kapının önünde mi konuşacağız? İçeri geçelim. Evet. Hadi. Girin. Bebek güzellik. Wow. Çok güzel ve çok pahalı görünüyor. Doğru.
Ama senin bana sunduğun hediyelerden daha kıymetli değil. Doğru söylüyorsun. Dünyada çocuklardan değerli bir şey yok. Ama benim mutluluğumun nedeni çocuklar değil. Bunun sebebi sensin. Çünkü benim hatalarımı affettin. Bana bir şans verdin. Unut bunları. Peki ya sen? Deniyorum. Sen bana çok büyük bir saadet yaşattın canım. Şimdi benden ne istersen iste, hayır diyemem sana. Tamam o zaman. Bana bu kolyeyi sen takabilir misin? Ben mi takayım? Tamam. Bir deneyelim. Kim geldi acaba? Yenge, yenge ben. Çocukları bir süreliğine alabilir miyim? Aslında Süheyb abim geldi ve onları görmek istediğini söylüyor. Hayır olmaz. Baksana onlar uyuyor. Eğer uyanırlarsa ağlarlar. Bak, onları uyandırdın işte. Yenge, ben geldiğimde çocuklar uyanıktı. Onları uyandırmadım. Hep sen... tamam neyse, götürebilirsin ama lütfen çabuk getir. Bak karınları acıktı bile. Süt içecekler. Düzenli beslenmeliler. Onları hemen geri getireceğim. Hadi Sabra gel. Aman dikkat et. Gel bebek. Kaldır hadi. Bebek. Ne oldu? Hadi. Hemen getireceğim. Tamam evet. Ay. Sabra dikkatli ol. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Getirecek, korkma. Sakin. Evet ama 10 kez odama geliyor. Sürekli. Görünüşe göre annen onu beni gözetlemesi için tutmuş. Hem ayrıca gelince elindeki kolyeyi de gördü. Onu gördüyse ne olmuş? Zaten biliyorlar. Kendi paramla aldım ben. Ayrıca bunu annem istedi. Sana doğum hediyesi almamı önerdi. Gerçekten çok masumsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Tabii. Ama annenle kız kardeşin tuhaf davranıyorlar. Biliyor musun? Onlar bana karşı cidden samimiyetsiz davranıyorlar. Yani daha önce geldiğimde farklıydılar. Şimdi bakışları bile değişmiş. Sen de çok dikkatli olmalısın. Benimle ilgilenmelisin. Çünkü artık tavırları maalesef eskisi gibi değil. Bebekler sayesinde buradayım. Sırf onların hatırı için gelip beni aldılar. Yoksa beni istemezlerdi. Hatta imkanları olsa boşanmamızı isterlerdi. Affedersin. Bence çok iyi yapmışsın. Ona böyle biraz sert davran. Laflarını esirgeme. Gör bak. Artık hayatı boyunca senden çekinecek. Sana kötü bir laf edemeyecek.
Allah, benim de istediğim buydu işte. Hatta o evde görümcen olmasaydı daha rahat ederdin. Ama senin iki tane görümcen var. İkisi de tehlikeli. Aslında anne, en küçüğü tehlikeli değil. Her an yenge yenge diye peşimde dolaşıyor. Asıl sorun büyüğü. O tehlikeli. Çünkü ne zaman buraya gelip gitse kayınvaliden bana tavır alıyor. Sanırım benim hakkımda onu dolduruyor. Hay Allah'ım, buna nasıl bir çözüm bulsak ki? Neyse, kafana takma. Haydarabad'daki o adama gideyim ve tılsım yaptırayım. Ona elindekilerle yapabileceği en etkili tılsımı yapmasını söyleyeceğim. O zaman gör, annesi onu evden kovmazsa adım da Nusret Ara değil. Ne diyorsun anne Allah aşkına? Sakın böyle bir şey yaptırma. Sonra yanımdan bir an bile ayrılmaz. Bana sürekli musallat olsun mu istiyorsun? Daha bu şekilde tahammül edemiyorum ben. Ben sadece iyiliğini istemiştim, tamam. Benim iyiliğimi o kadar istiyorsan git Zerbaba tılsım yaptır. Bana körü körüne aşık olsun. Hatta benim bütün yanlışlarımı doğru olarak görsün. Her zaman beni savunsun. Gözü de başkasını görmesin. Beni ne sanıyorsun? Sence adama gitmedim mi? Çoktan gittim, onu hallettim bile. Peki nasıl hallettim? Tabii ki bunun sayesinde. Kafana takma, dinle. Şu tam etkisini bir göstersin, göreceksin bak. Kocan dibinden ayrılmayacak. Öyle olmuyor işte. Zer baba her ne olduysa çok değişti. Başka biri gibi. Sürekli benimle ters düşüyor. Hatta daha bu sabah kavga ettik onunla. Kiran, gideli daha 2 gün oldu. Kavga mı ediyorsun? Unutma, yine kovulursan bu sefer hiç garantimiz yok. Ne istiyorsun? Hem annesi hem de Zerbap beni essin mi? Saçmalama. Tabii ki orada ezilmeni istemiyorum ama sinirlerine hakim ol. Aklını kullanmayı öğrenemedin mi? Yapman gereken tek şey kayınvalidenin gönlünü kazanıp evde kendine yer açmak. Orada kalman lazım. Gör bak. Kocanı nasıl avucunun içine alacaksın? Ama dediklerimi sakın unutayım deme. Dişini sık biraz, sabırlı ol. Bekle. Beni anladın mı? Dediklerimi unutma, tamam mı? Bu kız delirmiş. İlla her şeyi tek tek duyması lazım. Anlamıyor işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.